önümde gel. Çabuk! Yolun sonu Deniz. Bak şuna. Bu ne biliyor musun? Bu birinci dereceden cinayet delili. Ben Blackley daha önce hiç görmedim. Hayatımda ilk kez görmedim. Ben senin gibisini ilk kez görmüyorum ama. Benimle oyun oynama. Ben daha önce de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Bana masal anlatma. Nihal Hanım'ın bilekliği odanda ne arıyordu onu söyle bana hadi. Hadi çabuk hadi. Hadi çabuk hadi cevap ver hadi. Hadi çabuk cevap ver. Bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Bunları geç bunları. Bu lafları geç. Bunlar da kimseyi inandıramaz. Tamam mı? Ne beni ne de hakimi. Hiç kimseyi. Her gün de sorsanız, ömrümün sonuna kadar da sorsanız aynı cevabı alacaksınız. Çünkü bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Nihal Hanım da ben öldürmedim. Bu bilekliği de ömrümde ilk defa görüyorum. Bak kızım. Sen şimdi bu yalanlarla kendini savunduğunu sanıyorsun ya. Sanma. Bu işten yalanla kurtulan olmadı hiç. Çırpındıkça batar insan. Aynı şu anda senin battığın gibi. Nasılsın abi? Minik, sen git bir kahve iç bakalım. Benim burada biraz işim var. Hayırdır abi? Hadi. Abi fırça yemeyelim sonra. Bakmak istediğim bir şey varsa gel birlikte bakalım. Minik, git kahveni iç. Hatta birkaç tane kahve içsen. Ha bana bak. Gelirken bana da getir bir tane. Peki abi. Minik hayırdır? Senin kamera odasında olman gerekmiyor mu? Evet abi de ben... Sen ne? Şey Murat abi kahve istedi de almaya gidiyorum. Benim yerime de o bakıyor şimdi. İşte abi Murat abi geldi. Sen çık dedi bana. Sonra kahve falan istedi. Laf dinletemedi. Kayıtlardan bir şeyler arıyor. Ne aradığını söyledim sana. Yok sormadım ben de. Biliyorsun zaten durumunu. Biliyorum. İyi hadi sen git al kahveni. O bileklik kimindi bilmiyorum. Ben hayatımda ilk kez gördüm. Herhalde yani biri aldı bir yerden benim yatağımın altına koydu. Hırsızlıkla suçlayacaklar. Yani bir hırsızlıkla suçlanmadığım kalmıştı dedim. Ama yani Nihal Hanım'la ilgili olabileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Savcı cinayet delili diyor. Hukuk dilinde buna delil yaratmak denir. Müebbet diyor herkes. Herkes? Eski mahkumlar. Biz onlara içerideki avukatlar diyoruz. Doğru mu dedikleri? Evet. Yani böyle bir ihtimal var. Yapma. Ben gidip biraz çalışacağım. Bakalım neler bulacağız. Ne yapacağız? Elimden geleni yapacağım Deniz. Sen sağlam durmaya çalış. Kendini bırakma tamam mı? Tamam. Naber abi? Acıyor mu? Oktay. Özür dilerim.
Çok özür dilerim. Abi biliyorsun ben... kendimde değilim bugünlerde. Saçmalıyorum. Ağır saçmalıyorum. İşte sen de beni biraz idare et be Oktay. Edersin değil mi? Ederim, etmesene de Murat. Sen de biraz sakin olsan. Yani şu çenemden uzak dursan mesela. Ya da git enerjini başka bir yerde at. Bir kum torbası falan bul oğlum. Bak Deniz'ciğim. O akşam işten sonra bir şeyler içelim mi? Ismarlarsan olur. Anlaştık. Ha bir şey soracağım. Bu Deniz'in sorgusunda bir gelişme var mı? Şimdilik yok. Biliyor musun neredeyse suçsuz olduğuna inanmıştım. Benim öldürdüğümü düşünüyor. Bileklik yatağımın altından çıkınca önce dedim ki herhalde hırsızlıkla falan suçlanacağım. Yani Nihal'ın ilgili olabileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Başkasının geçti ama. Bu resmen kudretin işi. Yani koskoca idare nasıl bunu görmüyor? Ben bunu anlamıyorum. Bir de neden yani? Kendi tarafına çekemedi seni. Kuduruyor. Tutuldu. Böyle gidecek. Sabredeceksin. Ya Deniz bak şimdi sen yeğenisin ya. İki taraftan da birini seçmedin. Kudretin de amacı bu. Seni kendi tarafına çekecek, bir güzel sindirecek, istediğini yaptıracak. Bu. Sıkma canını Decenem mi? Ya vazgeçmeyecek mi? Bana öyle bakma. Hani öldür ama katilmişim gibi bakma. Tamam. Diyelim ki karını ben öldürdüm. Yani hepiniz öyle inanıyorsunuz ya. Diyelim ki bir an için öyle. Sence öldürdüğüm insanın bilekliğini yatağımın altında günlerce saklayacak kadar gerizekalı mıyım? Dikkat lütfen. Havalandırma bitmiştir. Sayın için herkes kısımlarına. Dikkat, dikkat. Havalandırma bitmiştir. Sayım için herkes kısımlarına, tüm mahkumlar kısımlarına havalandırma sona ermiştir. Hadi Allah'a emanet, görüşürüz. Merhaba, nasılsın? İyidir, ne haber? İyi. İyi, eve mi? Hı. Hı. Bugün bekleyen yok desene. Var, annem. Ha. Seni bekleyen biri var mı? Var var.
Murat. Murat'la içmeye gideceğiz. Ah, ne kadar şanslı Deli senin gibi bir arkadaşı olduğu için. Melis, sen çıkmıyor musun? Yok, benim biraz daha çalışmam lazım. Kolay gelsin. Sağ ol. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Adalet Bakanlığı Baş Müfettişlerinden Sayın Metin Kovan, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. Bakanlık bünyesinde bir dizi yeni atamanın da hazırlıklarının yapıldığı, alo, Sayın Genel Müdürüm. Melis ben, Melis Ersoy. Merhaba Melis, nasıl gidiyor? Teşekkür ederim Sayın Genel Müdürüm. Terfinizi yeni gördüm, tebrik ederim. Sağ ol. Vallahi başımıza bir iş aldık ama bakalım ne olacak. Gerçekten çok sevindim. Teşkilatımız için çok yerinde bir karar olmuş. Bakalım, umarım haklı çıkarsın. Emrettiğiniz her konuda desteğe hazır olduğumu bildirmek isterim efendim. Biliyorum Melis, o da olacak. Bu görevi üstlenirken beni heyecanlandıran hususların başında sen ve senin gibi arkadaşların varlığı geliyor. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum efendim. Gerçi pek buralara yolunuz düşmez artık herhalde ama yoğunluktan. Aksine en kısa zamanda oradayım. Konuşacağımız şeyler var. Memnuniyetle. Şeref verirsiniz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Öykü. Bak merdivenlerden çıkalım mı? Merdiven çıkıyor. Gidi gidi gidi. Kız. Orucu bitmem tutarsın. İftarı kendin kaçarsın. Hepsini sen mi yiyeceksin? Ooo. Haso ne yaptın ya? Yemeyeceğim ya bu abur cubur artık. Bitti benim için abur cubur. Artık meyve var, portakal var, vitamin var. Bunlar benim akşam yemeğim arkadaş. Bitti bu kadar. Nereden buldun bunları bugün sen? Ya yok mu yemekhanedeki gacı? Ondan çorladım hepsini. Ne gülüyorsunuz be? Ne gülüyorsunuz ya? Aç sen kendi. Tamam çocuk var tamam. Pardon. Cırcır olursun o gıdan yersen. Hasretciğim yalnız meyvede de şeker var. Sen ne çok şey biliyorsun öyle yavrum. Bir kere onda fruktoz var. Fruktoz. İyi kardeşim, iyi yarasın. Azra, senin mektuplar geldi. Bir de parfüm sıkmış. Kebapçı tuvaleti gibi kokutmuş bütün mektupları ya. Benim şunları bir okuyayım. Bulgu, sen geç benim yerime şu tripçiye verme oyunu. Evet ya, ben de hayran şeysi ya. Kız bu da hepsini okuyor. Bir denesine daha cevap yazdığını görmedim. Ya bırak okusun Allah aşkına ya. Ne güzel hayranları var işte ya. Bizde mektup yazan da yok, öyle düşün. Ne diyeceksin? He? Acil duramış. Bırak onu hadi. Neyse, be çocuğum. Ya bana kadar var ya. Kız koktu. Ya bana kadar ya var. Ya ne? Ver. Koktu çocuğuma ya. Vitamin. Ver şuna bir tane. Seni çok seviyorum. En büyük hayran. Selam Azra. İnşallah bu yazdıklarım sana ulaşır. Programda ilk gördüğüm günden beri favorim sendin. O şerefsize haddini bildirdin ya. Bir numara değil, on numarasın. Ellerin dert görmesin. Sen benimle dışarı gelsene biraz. Yemek yapıyorum, görmüyor musun? Sokak lambası gibi herkese yanıyorsun. Bir kere de bana yansan ne olur? Çekil şuradan canınız ya. Ben yalnız büyüyen kızları nasıl terbiye edeceğini iyi bilirim. Bak ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Bulaşma bana. Ahlaklı kız oynuyorsun ha? Babanın gösteremediği sevgiyi benim göstermemi ister misin sana? Atmadığı dayağı da atabilirim. Ha ya da gel hadi bunların hepsini unutalım. Tatlı tatlı seveyim seni.
Nerede kaldın ya? Birkaç işim vardı, onları halledip geldim. Kusura bakma. Hayırdır, fazla mesai mi yazdılar yoksa sana bugün? Yok, kendim için kaldım. Güvenlik kayıtlarını taradım biraz. Aynısından bana da versene bir tane. Biliyorsun, defalarca baktık biz o kayıtlara. Tekrar. Hiçbir şey çıkmadı. Tabii. Tekrar bakıldı hepsine. Doğru. Da birkaç ufak detay gözden kaçmış sanki. Ne gibi? Buyurun. Sağ ol. Sana getirdim. Ne bu? Bilmem. Ben anlamadım vallahi. Belki sen anlatırsın. Ne içtin sen ya? Bir tuhaf kokuyor. Açtım camı biraz. Papatya çay. Sakinleştirir. Hadi gel. Of. Takma bu kadar ya. Nasıl takmayayım? Bir daha annemi göremeyebilirim. Farkında mısın? Biliyor musun? Size çok özendim. Nasıl yani? Annene kavuşmak için can atıyorsun. Sizin ilişkiniz nasıl ki yani? Anlamadım. Farklı. Çok farklı. Ben anlatırım sana bir ara. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen of edeceğim ya, of edeceğim ya. Yani? Anlamadım. Ne var ki bunda? Sorun mu var? Sen anlatacaksın Oktay. Ben orada değildim. Nihal'e artık soramadığıma göre. Neyi anlatacağım? Oğlum aklındaki ne senin? Salağa yatma lan. Dışarı çıkalım, rezil olacağız. Oturduğun yere. Basit bir tartışma. İş yerinde her gün yaptığımız o tartışmalar var ya, onlardan biri. Şu anda burada olan gibi. Bana hiç anlatmadın. Nihal de anlatmadı. Pardon, anlatmamış mıydı? Affedersin beyefendi. Manyak mısın oğlum sen? Her gün 1000 tane tartışma yapıyoruz böyle. Nihal'le de bir sürü tartışmam vardı. Her birini sana rapor mu edeceğim tek tek? Basit bir tartışma işte. Bu basit bir tartışma falan değil. Basit tartışma böyle olmaz. Nasıl olur? Ben anlatayım basit tartışma nedir. He, anlat bakalım nasılmış? Hatırlıyor musun eskiden futbol oynardık okulda. Sen karşı takımda olurdun. Maçtan sonra kavga ederdin. Bu basit mesela. Kafa göz yarılsa bile basit. İşte her gün kavga ediyoruz. Her gün tartışıyoruz. Herkesin önünde tartışıyoruz. Sonra gidip kahve içiyoruz. Bu da basit. Geçen gün siz arama yaparken bir halt ettim. Sana yumruk attım. Yanlış. Ama basit. Basit. Ama arkadaş, karım otoparkta yürürken sen arkadan fırlıyorsan, kolundan tutup onu durduruyorsan, bağıra çağıra tartışıyorsanız bu basit değildir Oktay. Ben o kadının kocası olarak orada ne konuşulduğunu bilmek isterim. Anladın mı beni? Seni dinliyorum. Anladım. Çift var diye yazmışlardı. Bir haftada, bir gün arayla, 3 gün çift var diye. Bu böyle olmaz dedim. Gideyim konuşayım Nihal'le. Gittim konuştum ama bir şey değişmedi. Ben de sinirlendim. Sonra düzeldi. İşte bu. Ne bakıyorsun oğlum öyle hıyar gibi? Ha? Ne demek istiyorsun yani? Ne? Benim senin karınla aranda bir şey mi var? Onu mu ima ediyorsun?
Çocukluk arkadaşıyız lan biz. Başka bir şey daha var. Mahkumlardan biri bulmuş bana getirdi. Avluda düşürmüş. Nihal'in bilekliği olduğunu biliyordum. Suçluysa tabii. Başka bir soru var mı hakim bey? Şimdilik yok. Bir tane daha versene bize. Duble olsun. Belki de yüreksizlerin asıl cezası budur. Gerçeği iş işten geçtikten sonra artık yapılabilecek hiçbir şey kalmadığında görmek, anlamak. Yeter ki inan bana. Kuru çorak bir arazide arzulamanın ve dövünmenin uzağında, hayallerin ve hayal kırıklıklarının ötesinde, orada geleceğin hiçbir önemi yoktu. Geçmişse yalnızca tek bir ders içeriyordu. Ellerim, gözlerim kelepçelerde. Sevda çöllerinde geçiyor aylarım, yıllarım. Seninle benim gibi kadınlara hayatta yalnızca bir, tek bir marifet gereklidir. O da tahammül, sabretmek, katlanmak. Sahip olduğumuz tek şey bu yeteneğimiz. İnan bana. Yeter ki. Sonra birden erkeğin yüzünü hatırladı Meryem. Yeter ki. İnan bana. Bu adamda alttan alta açılı, yaralı bir şeyler seziliyordu. Üzerine bir kat sevecenlik cilası vurulmuş bir hayal kırıklığı ve yenilmişlik. Derken içimden bir ses ona dedi ki, ama sen gene de şunu hiç unutma Meryem. Bir erkeğin kalbi fesat, habis bir şeydir. Bir ananın rahmine hiç benzemez. Kanamaz, sana yer açmak için genişlemez. Zaman yangınların en acımasızıdır diye düşündü Meryem. Sonra birden o sözleri hatırladı. Yeter ki sen sev beni. Yeter ki inan bana. İnsanın yüreğinden çıkan sessiz çığlıklardır. Varlığım dilimde bir yudumsuz. Sevda çöller. Bazen bunu sevdiğiniz insanlar bile duymaz. Hayalim, serabım yeterdi bana. Sevda
zindanlarında. Yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana, yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana. Tamam, ararsa haber verirsin ya da beni aramasını söylersin Tuğba'cığım, tamam? Tamam. Hoşça kal. Çok şımarttınız bu çocuğu. Çok. Ecem var ya. Alo? Alo Hakan, Ecem verir misin? Cep telefonundan aradım. Kapalı çıkıyor. Deniz. Ecem evde değil. Dışarıya çıktı. Tamam. Ben yine arayacağım. Bir dakika biz seni ziyarete gelmiştik. Sen görüşe niye çıkamadın? Ben burada neler yaşıyorum senin hiçbir şeyden haberin yok. Fazla vaktim yok. Ecem'i arayacağım daha. Tamam. Şimdi biz izinleri aldık. Bugün seni ziyarete geleceğiz. Haberin olsun. Olur mu? Tamam. Haydi sıran geçti. Arkaya. Tamam ama konuşamadım daha. Beni alakadar etmez. Bu kadar insan bekliyoruz burada ya. Uzatma. Geç arkaya. Geç. Dikkat dikkat. Telefon görüşmeleri sona ermiştir. Dikkat dikkat. Hadi. Telefon görüşmeleri sona ermiştir. Dağılın. Hadi. İnanamıyorum. Bu kadın hala arıyor. Yazıklar olsun sana. Bir kadınla baş edemiyorsun. Güya hapishanede. Her gün vır 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 vır. Kızın da ortada yok. Abla ben şimdi kahvaltım bitince Ecem'in okuluna gideceğim. Müdüriyetle konuşacağım. Okula gelmiş mi gitmiş mi? Ne yapmış onu öğreneceğim. Tamam? Tamam. Ben eve gidiyorum. Ecem'den haber alırsan beni ara. Tamam, haber vereceğim sana. Merak etme. Hoş geldiniz Sayın Genel Müdürüm. Sizi burada görmek ne güzel. Merhaba Özlem. Melis. Hoş geldiniz efendim. Ne var ne yok görüşmeye? Çalışmalar ne durumda? Gayet iyi gidiyor efendim. Her şey yolunda. Güzel. Çok güzel. Buyurun lütfen. Cezaevlerinde genel bir inceleme başlattık. Ben ve beraberimde bir ekip. Bunu bir dizi iyileştirme çalışması da takip edecek. Müfettişliğimin son durağı burasıydı. Bu cezaevi. Yeni görevimde gene buradan kaldığım yerden başlayayım istedim. Bence ilk yapılması gereken... Şu anda vekaleten yürütülen cezaevi müdürlüğüne asaleten atama yapılmasıydı ki yapıldı. Atama emrini yanımda getirdim. Birazdan açıklayacağım. Avluya geçelim. Herkes toplansın Özlem Hanım lütfen. Baş üstüne efendim. Aralarına
Arkadaşlar, çok kısa vaktinizi alacağım. Dinlemenizi istiyorum. Yaklaşın lütfen. Arkadaşlar, sessiz dedik. Buyurun Sayın Müdürüm. Nihal Hanım'ın vefatından sonra Özlem Hanım cezaevimizi başarıyla yönetmekte. Emekleri için kendisine teşekkürü borç biliriz. Kendisi ekibimizde olduğu için çok şanslıyız. Ancak tabii ki bu acı olay kurumumuzda bazı köklü değişiklikler yapmamızı gerektirdi. Nihal Hanım'ın yerine atadığımız yeni müdürümüzü takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Melis Hanım. Yeni görevimizde başarılar. Çok teşekkür ederim. Melis Hanım'a bak. Yakışır yakışır. Müdürüm benim. Döktür Melis'im, döktür. Kız. Melis abla, Melis abla tebrikler. Artık yeni bir döneme giriyoruz. Bildiğiniz gibi daha modern, daha çağdaş bir cezaevi yaratmak için bakanlığımız burayı pilot cezaevi olarak seçti. Melis Hanım'la çok iyi işler başaracağıma eminim. Bu görevi emanet etmek için en uygun kişinin kendisi olduğunu düşünüyorum. Bravo! Müdürüm! Melis Hanım'a hepinizin elinden gelen desteği yapacağına ben şahsen eminim. Tabii başta sen olmak üzere Özlem. Tabii efendim. Tebrikler. Teşekkür ederim Özlem. Buyurun, söz sizde. Melis abla, Melis abla tebrikler. İyi misin? İyi gibi mi görünüyorum? Görünmüyorsun. Çok mu kötüyüm? Berbat görünüyorsun. Yıllarımı verdim bu cezaevine. Daha ne yapmam gerekiyordu bilmiyorum. Hiç kimsenin aklına bile gelmedim. Zaten ben kimsenin aklına gelmem. Hiçbir zaman. Hiçbir şey için. O kadar emin olma. Sence hak etmedin mi? Öyle de olsa neyi hak ettiğimizin bir önemi var mı? Yok ki. Yaşıyoruz işte. Hem de hak etmediğimizi düşündüğümüz birçok şeyi. Yaşıyoruz. Önümüzdeki dönem, ki bu dönem yarından itibaren başlamak zorunda, sistemde bazı köklü değişiklikler olacak. Bu değişikliklerin temelinde tek bir şey var. Altını özellikle çizmek istediğim şey. Bir an bile aklımızdan çıkmaması gereken şey. İnsan. Her mahkumun öncelikle insan olduğunu asla unutmamalıyız. Ama bundan daha da önemlisi, insan olduğunu o mahkuma unutturmamak. Ya hepimiz insanız ya. Tabii ya, hepimiz insanız ya arkadaşlar ya. Ben sizi daha fazla tutmak istemiyorum. Birazdan görüş saati başlıyor. Özel olarak konuşmak isterseniz benim odam hepinize her zaman açık. Buyurun lütfen. Hadi havalandırma saati. Hadi. Kızın görüşe geliyor mu bugün? Geliyor. Sonunda. Çok sevindim senin adına. Sağ ol. Şükür ya. Evet.
Hadi çabuk ol. Ya sakin ol. Baksana daha insanlar bekliyor. Kapılar bile açılmamış. Sağ ol. Sağ ol kızım. Kızım. Yavrum. Canım. Canım. Anne. Canım yavrum. Bırakma beni. Canım. Anne bırakma beni. Canım. Benim canım. Mis kapılı. Hadi gel girelim sıraya. Beklemeyelim. Şimdi ben bir saate kadar gelirim. Sen burada beklersin. Tamam. Tamam. Bekliyorum. Tamam. Ecem! Neredesin sen kızım ya? Meraktan öldük. Ne diyorsun ya sen? Sen ne diyorsun ya? Haber vereceksin. Telefon atacaksın. Babacığım buradayım diyeceksin bana. Ne haberinden bahsediyorsun? Sen ne diyorsun? Annem içeride. Annem içeride. Sen gelip bana ne diyorsun? Ne bağırıyorsun? Biraz sakin olur musun? Her şey senin yüzünden. Aa. Annem senin yüzünden içeride. Senin alkolün yüzünden. Anneme yaptıkların yüzünden. Ben hiçbir şekilde sana hesap vermeyeceğim. Duydun mu beni? Duydun mu? İstediğimi yaparım. Kimse de bana karışamaz. Hele sen hiç karışamazsın bana. Anladın mı?